Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Eagle Cap derslerimizde 3. videomuzu gerçekleştireceğiz. Önceki videomuzda ise Eagle Cap'te nasıl kütüphane oluşturulabilir bunu öğrenmiştik. Bu videoda ise Eagle Cap'te nasıl dışarıda oluşturulmuş hazır kütüphaneleri Eagle programına nasıl ekleyebiliriz bunu öğreneceğiz. İyi seyirler. Öncelikle Eagle programına kütüphane yüklemek için biz hangi kütüphane yükleyeceğiz buna karar vermemiz lazım. Ben bu videoda Eagle programında bulunmayan L193B motor sürücüsünü Eagle programına ekleyeceğim. Eklemek için öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Açtıktan sonra arama motoruna Autodesk Eagle yazıyoruz ve yanına kütüphane yani library ekliyoruz. Ekledikten sonra eğer biz istersek library yazısının yanına ekleyeceğimiz kütüphane ismini de buraya yazabiliriz veya şu şekilde Electronic Component Search Engine diye bir program var. Bu program bütün PCB tasarım programlarını destekliyor. Mesela Altium'dan tutun Eagle'a bütün programlar var. Yani benim bilmediğim programlar da var. Mesela SolidWorks'ün PCB tasarım programlarını bile destekliyor bu Electronic Component Search Engine. Buraya biz ekleyeceğimiz komponentin ismini yazıyoruz. Bizim ekleyeceğimiz komponentin ismi neydi? Hatırlarsanız L293B. Yazmamız yeterli. Tıkladıktan sonra buraya açıyor bize. Ve bakın burada bir tane komponent varmış. Burada bize bunun 3D printini veriyor. Yani 3D modelini, şematiğini ve sembolünü veriyor. Hatırlarsanız kütüphane oluşturma videosunda 3D model diye bir şey vardı orada. Bu tekrardan söylüyorum. 3D model dedi. Biz Eagle'da tasarım yaptıktan sonra tasarımımızı yani PCB'mizi 3 boyutlu bir şekilde görebiliyoruz. Bunun içinde Fusion 360 diye bir program var. Bu da Autodesk'in bir programı. Bu sayede biz PCB'lerimizi 3 boyutlu bir şekilde görebiliyoruz. Ama biz 3 boyutlu bir şekilde görebilmek için sadece PCB görmüyoruz. Onun üzerinde komponentleri de 3 boyutlu bir şekilde görebilmek için 3D Packet yani 3D Models'e ihtiyacımız var. Ama eğer siz 3 boyutlu bir şekilde görmek istemiyorsanız 3D Models'i yani olmazsa olmaz bir şey değil. Bize Photoprint ve Sembol yeter PCB'mizin tasarımı için. Biz peki buradan nasıl kendi kütüphanemizi yükleyebileceğiz? Hemen buradan download ediyorum bunu. Yükle diyor. Yüklemek için öncelikle kendimize bir tane hesap açmamız gerekiyor. Benim zaten hesabım vardı. Ben ona giriş yapacağım. Ben kendi hesabıma giriş yaptım ve buradan download diyorum. Bu arada Component Search Engine tamamen güvenilir bir sitedir. Ben dosyamı buradan açıyorum. Açtıktan sonra dosyam buraya geldi. Ve dosyam burada L293B motor sürücü klasörüne tıklıyorum. Ve bana bütün PCB tasarım programlarının L293B motor sürücü kütüphanesini bana yükledi. Ve ben buradan Eagle'ı buluyorum. Ve Eagle'ın L293B motor sürücü kütüphanesi burada. Peki ya ben bunu nasıl Eagle programına yükleyeceğim? Yüklemek için bunu hemen kopyalamam gerekiyor. Buradan kopyala diyorum. Ve yapıştır diyorum. Yapıştırdıktan sonra Eagle programını açıyorum. Açtıktan sonra Eagle'ı şu şekilde kütüphane kısmını açıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Yani kopyala diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi L293B motor sürücü kütüphanesi buraya geldi. Hemen bir kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada. Bu şekilde. Şimdi size bir tane daha yöntem söylemek istiyorum. Bu yöntemde biz bazı elektronik satma sitelerinden bu kütüphaneleri ekleyebiliyoruz. Mesela Sparkfun Eagle'ı kullanan bir site olduğu için ve Eagle'da yaptığı tasarımları site üzerinden sattığı için buradan mesela ben rastgele bir tane karta giriyorum. Ve burada Eagle'da yaptığını bize açıklıyor. Mesela burada Eagle failsini bize veriyor. Yani bu kartın dosyasını. Sonra GitHub'ını veriyor bize. Ve Eagle failsinden üzerinde bulunan komponentleri biz kendi tasarımımıza da aktarabiliyoruz. Bunu da bu videoda sizlerle beraber göstermeye çalışacağım. Mesela bir Sparkfun'dan L293B kütüphanesini
kütüphane yükleyelim de başka bir kütüphane yükleyelim. Mesela Atmega 328P mikro denetleyicisini kütüphaneye ekleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi sadece bu şekilde bu entegreyi çıkartıyor ama bunun Eagle filesini bize vermiyor. Sadece data sheet'i veriyor. Biz üzerinden komponenti kendi tasarımımıza aktarmak için bunun kart dosyasına ihtiyacımız var. Yani bu kartın üzerinde bizim ihtiyacımız olan komponentin kullanılması lazım. O yüzden de ben buraya Arduino yazıyorum. Bekliyor. Ve çıktıktan sonra yani Arduino üzerinde bildiğiniz gibi 6328P mikro denetleyicisi kullanıyor. Mesela bu kartta tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 6328P mikro denetleyicisi bu kartta kullanılmış. Ve ben bu işlemciyi nasıl kendi Eagle dosyama ekleyeceğim. O yüzden hemen kendime bir tane Eagle dosyası açıyorum. Ve hemen kendime bir tane proje oluşturacağım. Zaten proje oluşturmayı birinci videomuzu göstermiştik. O videoyu da sağ üst karttan gidip izleyebilirsiniz. Ben kendime yeni bir proje oluşturmayacağım. Oluşturduğum bazı projelerden yapacağım. Ya da oluşturalım. Hemen deneme diyeyim. Hızlıca. Buradan açılıyor. Şematik dedim. Ardından ben bunu yüklemem lazım. Eagle failini yüklemem lazım ve yüklendi. Buradan açıyorum ve burada bize şematik ve board dosyasını vermiş. Ben şematikten alacağım. Zaten şematikten aldığımda da board'a yansıyor. Çünkü ben bunu dosyaya yükledim. Görmüş olduğunuz gibi ben bunu şematiğini aldım. Hatta board'a geçtiğimde pardon. Buradan dosyaya geliyorum ve board'a açtığımda görmüş olduğunuz gibi bu kartın dosyası bizim gözümüzün önünde. Bu şekilde kart bu. Hatta şuradan da gösterebilirim size. Ve ben bunun üzerinden 6328P mikro denetleyicisini üzerinden almak istiyorum. Ve buradan hemen kopyala'ya basıyorum. Ve buradan move diyorum. Çok özür dilerim. Sonra kopya diyorum. Ve kendi şematik sayfama geliyorum. Geldikten sonra buradan paste yani yapıştıra geliyorum ve kendi şematik sayfama 6328P mikro denetleyicisini yapıştırdım ve board'a geldiğimde ise görmüş olduğunuz gibi 6328P mikro denetleyicisi benim board'umun içinde. Bu şekilde siz kendi kütüphanenizde ekleyebilirsiniz SparkFun üzerinden. Bu şekilde Eagle kütüphane yükleyebiliyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınız, düşünceleriniz benim için çok değerli. Bunları da özgürce bana iletmeyi unutmayın. Ve kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.